Selamlar herkese. Bugünkü videomuzda Samsung Galaxy Tab A8'i inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Samsung tabletlerde gerçekten çığır açmaya başladı. Ama sanki bugünkü inceleyeceğimiz videoda bir model üretmiş Samsung ve demiş ki yani alın cebinizde bulunsun gibi böyle normal standartlara sahip bir tablet üretmiş bizler için ve detaylarını şimdi birazdan videomuzun derinlerine indiğimizde göreceğiz. Nasıl cep telefonumuzda amiral gemileri ya da uygun fiyatla fiyat performans ürünleri oluyorsa tabletlerde de aynısı geçerli. Samsung'un çok iyi tabletleri de var. Aynı zamanda uygun fiyatlı tabletleri de var. Şimdiki inceleyeceğimiz tabletimiz uygun fiyatlı tablet. En başından fiyatını söylemekte yarar var diye düşünüyorum. 2500 liralık bir tablet. O yüzden videonun devamını izlediğinizde de buna göre değerlendirirseniz sizler için daha iyi olur. O zaman hemen tasarımıyla başlayalım. Şimdi öncelikle bizim elimizde pembe bir tabletimiz var. Pembe tabletimizin hemen arka tarafında 8 megapiksellik bir kamerası, ön tarafında ise 5 megapiksellik bir kamerası var. Yan tarafında 1 TB'a kadar yükseltebileceğiniz microSD kart girişi ve en sevdiğim özellik tarafı 4 tane hoparlörü bulunuyor. Alt tarafında bir de Type-C girişi var. Tabletimiz 508 gramlık bir tablet. Biraz dokunduğunuzda yani ağır gelebiliyor ama çok da takınılacak bir konu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü malzeme kalitesi gerçekten iyi. İçinin boş olmadığını hissediyorsunuz. Tasarımını aslında çok da fazla söyleyecek bir şeyim yok. İnceliği gayet iyi, rengi çok tatlı ve şık bir tasarımı var. O yüzden çok da fazla tasarımına değinmeme gerek yok diye düşünüyorum. Birazcık da teknik detaylara geçelim. Hemen önümüze böyle kısa bir tablo gelecek şimdi. 10.5 inçlik bir ekran boyutumuz, 32 GB'lık dahili depolamamız, 3 GB'lık RAM'imiz, 7400 mAh'lik batarya kapasitemiz, 8 megapiksellik arka kameramız, 508 gramlık bir ağırlığımız ve Unisoc T618 Yonga setine sahip. Tabletimiz Android 11 sürümüyle geliyor. Zaten 2022 çıkışlı bir tablet olduğu için bundan sonra sürümleri de artabileceğini düşünüyoruz. O yüzden güncel tablet almanız da yine önemli. Teknik detaylardan bahsederken 32 GB demiştik ama bu tabletin aynı zamanda 64 GB'lık dahili depolaması olan da var ve onun RAM'i 4 GB'lık bir RAM. Yani 32 GB'da 3, 64 GB'da 4 GB'lık RAM'i bulunuyor. Ama tabii ki ikisi arasında kaldıysanız bence çok da bir fark olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten artırılabilir bir hafızası olduğu için ve 3 GB RAM ile 4 GB RAM'in arasında işlemci yüzünden çok da fazla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İşlemci zaten çok da iyi olmadığı için 3 GB'lık RAM'de de 4 GB RAM'de de size aynı kullanım deneyimini sunacaktır diye düşünüyorum. O yüzden çok da fazla aranda git gel yaparsanız takınmayın. Hangisinin fiyatı daha ucuzsa onu almanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Pil tarafında 7040 mAh'lık bir bataryası olduğunu söylemiştik. Bu tabletlerde gerçekten pil ömrü çok uzun süre dayanıyor. Yani tam şarj ettiğinizde tipik bir kullanımda 13 saate kadar sizi idare ediyor. Ama bir eksisi nedir derseniz 15 wattlık bir şarj adaptörü bulunduğu için 4 saatte şarj ediyor tabletiniz ve bu uzun bir süre. Yani taktığınızda neredeyse 1 saate %25 şarj denk geliyor. O yüzden bu biraz bize dezavantaj sağlıyor. Ekrana gelecek olursak da şimdi ben normalde kendim bir tablet kullanıcısı olduğum için benim tabletimde Samsung Galaxy Tab S7 Fan Edition. Hani kullanıcılar bazen bu tabletin ekranının büyük olmasının hoş olduğunu düşünüyor ama bana da birazcık küçük geldi. Çünkü benim ekranım daha yüksek bir inçe sahip olduğu için bana bir tık küçük geldi ama ilk defa bir tablet kullanıyorsanız ekranı size gerçekten rahat büyük gelecek. Hele film, dizi izliyorsanız böyle Netflix'te takılmalık bir şeyler düşünüyorsunuz. Sadece tablet kullanımı için bence gayet ideal bir ekranı var ve aynı zamanda yandaki 4 adet hoparlör de film, müzik, dizi izlemeniz için böyle size bir sinematik bir ortam sağlıyor. Bu da bu tabletin en büyük artılarından biri olduğunu söyleyebilirim. Eğer telefonunuz çok çok üst segmentli bir telefon değilse ve telefonunuzda oyun oynuyorsanız bu ekran sayesinde oyunlarınızı daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Hani telefondan PUBG'ye girdikten sonra bir de tablette oynadığınızda size farklı bir deneyim
deneyim sunuyor. Eğer internet kafeye gidiyorsanız böyle koca koca monitörlerde karşıdaki rakip adamı en küçük noktasını bile görüyorsanız bu da onun gibi yani. Daha büyük ekrana sahipseniz size daha güzel bir oyun deneyimi sunuyor. En önemli artısı ise tabii ki fiyatı. 2500 liralık bir fiyatı var. Piyasadaki diğer tabletlere kıyaslayacak olursak bence bu fiyat aralığındaki en iyi tablet olduğunu söyleyebilirim. Eksilerinden bahsedeyim. Şimdi bir tablet aldığımız zaman niçin kullanırız? Çizim yapmak için olabilir. Dizi filmi izlemek için, oyun oynamak için. Ama eğer siz bu anlattığım 3 kategoriden çizim yapmak için alanlardansanız bu tabletimizin S Pen desteği yok. Ben bir S Pen kullanıcısı olarak gerçekten size mükemmel bir deneyim yaşatıyor. Yani yok böyle bir şey. Böyle çok rahat yazıyorsunuz ya. Mükemmel bir şey S Pen ama bu tablette maalesef S Pen desteği yok. Bence en büyük eksisi S Pen desteğinin olmaması. Aynı zamanda 4 saatlik bir şarj süresinin olması da bizde kullanım tarafında birazcık gecikmeler yaşatabiliyor. Bir de ayrıca bu fiyat aralığında kalem desteği olan tabletler var mı diye baktım. Yoktu. O yüzden yani çok da üzüleceğiniz bir durum değil bu uygun fiyatlı tablet için. Ben sadece benim tabletim bir üst daha model olduğu için ve S Pen desteği olduğu için bunu deneyimlediğimden hoşuma gitmişti. Tabii siz çizim yapmak istiyorsanız daha üst modelleri almanız önerilir. Videomuz bu kadardı. Tabletimizi beğendiniz mi? 2500 liraya değer mi? Alır mısınız? Yorumlarda tartışalım, buluşalım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Burada sizler için video çekiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.